Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı, güzel bir ama %100 garanti, konti garanti at sineği bit birilerinden kurtarmak için yeni ürün tanıtacağım sizlere. Muhakkak veterinerlerden alın, isteyin. Şimdi öncelikle yine söylüyorum. Suriye'de savaşan askerlerimiz var. Operasyona çıktılar. Allah'tan onlara kaza bela gelmesin. Onları seviyoruz. Önce bir asker selamı. Sonra da bu bayrağı bir öpüyoruz. Bu bayrağı seven kim olduğu önemli değil. İstese Hristiyan, istese Müsevi olsun. Bu bayrağı sevdiği sürece bizim kardeşimizdir. Toprağını, vatanını seven herkes kardeşimizdir diyerekten Bismillah'ya başlıyoruz. Arkadaşlar at sineği, bit bire, kuşlar da bakteri taşırlar. Yani kanını emerken bakteri, mikrop aşılarlar. Yani kuşları zayıf düşürürler. Hele bit dönemi, bu tüyden sonra bir bit dönemi başladı. Yavrularda herkesin şikayet konusu. Yavruların kulak içine dahi giriyor. Bakınız arkadaşlar. Şöyle kamerayı al. Bunu daha önce size tanıtmıştım. Fabrika fiyatı orijinal 106 TL'dir. Bunun etiketini koparıyorlar. Sizlere 150-200 liraya, daha yeni bir müşteri yazdı bana. 3 yere sordu. 150-175-200 dediler ona. Burası silik. Tarihi geçmiş malı almayın. Kesinlikle. Şimdi markayı göstermeyeyim. Kullanımını anlatacağım size. Bakınız bunlar yavru. Yavruya dahi, yani annesi yavrunun üzerine oturuyor diyoruz ya. Yavruya dahi zararı yok. %100 bit pire at sineğine kesin çözüm. Yapacağınız tek şey. Bakınız. Yavruya değil, anaça da. Kanadı altına bir kez cam sil gibi püskürtüyor. Kafalarını tutun. Sırtına sıkın. Bir de göğüs altına sıkın. Yani kanadı altlarına, göğüs altına, sırtına sıktığınız zaman 4-5 ay garantisi var. Kesinlikle at sineği, bit pire, kuşlara gelmiyor. Bunun yanında bakınız. Daha önce de sizlere gösterdim arkadaşlar. Buna iyi bakın. 50 gramdır. Şu yarım litre su alıyor. 2 çay kaşığı koyuyorsun bunun içerisine. Ne işe yarıyor? Hani at sineği, bit pire vurdun ya kuşlara. Bunu da kardeşim 2 çay kaşığı, yani 10 litre suya bu poşeti koyabiliyorsun. Toplamı 50 gramdır. 10 litre su daha aşı diyor. Yani 10 litre su çok büyük kümes yapar. Benim gibi 2'ye 2 bir kümese şu yetiyor. Ne yapıyorsunuz onu söyleyeyim. 2 çay kaşığı bunun içine koydun mu kardeş? Kümesin diplerine dışarıdan vuruyorsun. Sıkıyorsun. Kümesin içine, diplere sıkıyorsun. Yuvalıklar var ya, yuvalıklar, folluklar. Onları kör noktalarına sıkıyorsun. Bir tane kara fatma dediğimiz o böcekten de, normal ufak böcekler, dışkı böcekleri, hiçbir şey yama kalmıyor. Kümesin dışına sıktığınız zaman arkadaşlar, dışarıdan karınca dahi kümese giremiyor. Tam 4 ay boyunca. Bak çok basittir bunlar, çok etkilidir arkadaşlar. Alın bunları. Bunlar denenmiş, kanıtlanmış. Babamın oğlu değil kimse. Biz seyide biliyorsunuz zaten Bayer'i. Yani bu, ben 50'yi buldum. 50 senedir sanırım Bayer'i yani. Büyük bir firmadır. Arkadaşlar alın bunları. Bunu da yanında muhakkak alın kardeşim. Ama bunu etiketine oynama yapıyorlar. Tarihlerine oynama yapıyorlar. Bunların normal 2 yıl ömrü vardır. Fabrika çıkışları. Orijinal fiyatı 106 TL 20 kuruş. Ama 150-200'e kadar satıyorlar bunları. Bu tezgaha gelmeyin. Geldiğiniz zaman beni arayın. Beni arayın kardeşim. Şu ikisi kampanyalı 110 TL'dir. Unutmayın. İkisi kampanyalı 110 TL'dir. Ondan sonra bu da Hektaş'ın. Bu da kaliteli bir marka. Ve bu işlerde kesin çözümdür arkadaşlar. Onun için şimdi tüyden çıktık. Yavru dönemine giriyoruz. Bunlar da bizim Hollandalı yavrularımız. Efendime söyleyeyim. Böyle bit pire için zaten benim kümeste olmuyor. Yani biraz farklı bakıyoruz kuşlara ya. Onun için kümesimizde bit pire olmuyor ama adam bana attı şu kulağının memesinin içerisi şey dolu, küçük o kırmızı bitlerden. Onun için bunların önüne geçmek için kardeşim bunu muhakkak kullanın. Veterinerlerde satılıyor. Bu ikisi de veterinerlerde var. Alabilirsiniz. Bulamazsanız bana yazın. Ben gönderirim kardeşim. Oy yavrularım, oy yavrularım. Evet, biri mavi oluyor, biri çakmaklı oluyor bunların. İlyas Yıldırım'ın kuşları. Bakınız şimdi arkadaşlar. Ayaktaki bilezikleri var. İlyas Yıldırım'a ait. Şu kuşların bunda değiller ha. Kasadan aldım bunları da, buna size göstermek için koydum. Doyuruş şeklini görüyor musunuz? Bununla ilgili YouTube kanalımda tüy dönemi verilmesi gereken yem miktarı var. Muhakkak yapın kardeş. Ya muhakkak yapın. Bakınız
o tüy dönemi ve yavru dönemi o yemi yaparsanız var ya, yavrularınız hep böyle papuç gibi olur. Şimdi şöyle düşünün. Tüy dönemi, kuş bir şey geçiriyor değil mi? Ne derler ona? Bir erozyon geçiriyor. Tüy atacak, yenisini çıkartacak. Neye ihtiyacı var? Örnek söylüyorum. A, B, C, D, E, B vitaminleri. Bilmem ne vitaminleri. Mineralleri. Ne sodyumuna, ne bilmem nesine diyelim ihtiyacı var. İşte o miktarı onu tamamlıyor. Kuş tüyünü rahat atıyor, yavruyu da doyura doyura yediriyor. Ondan sonra yavrularınız böyle papuç gibi oluyor. Lütfen beğene basın, beğendiyseniz tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.